Yılı 2016. Başak Tatlıtuğ'un zarafet kokan gelinliği hala akıllarda. Kıvanç Tatlıtuğ'la evlenirken giydiği gelinliği, moda konusunda bir uzman olan Başak Hanım'ın farkını ortaya koyuyordu. Başak Tatlıtuğ'un gelinliği, vücudunu tamamen saran taş işlemeli bir gelinlikti. Eteklerinden zarafet akıyordu. Yılı 2016. Emre Yetkin'le evlenirken kır düğünü tercih eden Burcu Biricik, gelinliğiyle o kırlarda süzülen bir kuğu gibiydi. Dantel omuz detayları, derin sırt dekoltesi ve uçuş uçuş eteğiyle Burcu Biricik, vintage gelinliğini çiçekli saç aksesuarlarıyla tamamlamıştı. Yılı 2017. Yılın düğününde Burak Özçivit'le evlenen Fahri Evci'nin gelinlikleri çok konuşuldu. Üç farklı gelinlik giyen Fahri Evci'nin özellikle ana gelinliği çok romantikti. İnce askılı, pul ve dantel işlemeli balık kesim bir model tercih eden Evcen, sade bir topuzla görünümünü tamamladı. Yılı 2017. Güzel bir gelin ve gelinlikte sıra. Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda'nın gelinliğinde etek ucuna kadar dantel ve taş, etek ucunda ise tül kullanılmıştı. Uzun duva ve Almeda'nın vücuduna oturan formuyla çok sevilen gelinlikler arasına girdi. Yılı 2018. Bensu Soral, Hakan Baş'la muhteşem bir düğünle evlenirken düğünün en şahane detayı gelinliğiydi. Bensu Soral'ın düğününde giydiği iki gelinlikten ilki çok şıktı. Göğüs dekolteli, balık kesim gelinliğin üst bölgesi nakış desenleriyle süslüyken eteği ise dümdüz ve sadeydi. Yılı 2018. Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü'nün düğünü de gelinliği de unutulmazlar arasındaydı. Sesli bir maziden olsak da yalnızca sana yakın. İşlemeli omuz detayı ve kabarık oluşuyla Bengü'nün gelinliği için gelinlik gibi gelinlik yorumları yapılmıştı. Sade bir topuz yaptıran Bengü, güpür işlemeli bir duvakla gelinliğini tamamladı. Yılı 2019. Hazal Kaya'nın İngiliz kraliyet ailesi gelinliği çok beğenilmişti. Hazal Kaya'nın Ali Atay'la evlenirken giydiği gelinlik, Britanya saray gelinlerinin tercihlerine benzetilmiş ve çok şık bulunmuştu. Yılı 2020. Songül Öden'in Arman Bıçakçı ile evlenirken giydiği gelinlik de çok güzel tercihlerden biriydi. Memleketime çoktan bahar gelmişti. İngiliz bir tasarımcının gelinliğini tercih eden Songül Öden, sade tercihini kıvırcık saçı üzerine taktığı zarif taçla hareketlendirmişti. Yılı 2021. Temmuz ayında Çeşme'de bir yaz gelini olan Zeynep Bastık'ın gelinliği tam onun tarzıydı. Balık gelinlik modeline sahip kabarık Victorian kollu model, kısa kuyruk ve derin yırtmaca sahip etekle kombine edilmişti. Zeynep Bastık, rahatlık ve şıklığı aynı gelinlikte toplamıştı. Yılı 2022.
Gökçe Bahadır'ın siyah eldivenli gelinliği çok beğenildi. Emir Ersoy'la havuz başında bir yaz düğünüyle evlenen Gökçe Bahadır'ın düğünde tercih ettiği siyah kuşak ve siyah eldivenli gelinliği bir elbise havasında ve çok şıktı. Yıl 2022. Demet Evgar'ın anneannesinden kalma özel gelinliği. Demet Evgar, Levent Babataş'la evlenirken yıllar önce anneannesinin giydiği gelinliği yeniden tasarlatmış ve bu nostaljik gelinlik tercihiyle en iyiler arasına girmişti. Yıl 2022. Ebru Şahin'in Çeşme gelinliği görülmeye değerdi. Ünlü oyuncu Çeşme'de Cedi Osman'la evlenirken askılı, korse gövdeli A kesim gelinliğini tül eldivenlerle kombinledi. Yıl 2022. Aslı Enver, Berkin Gökbudak'la evlenirken sade bir gelinlik tercih etti. Aslı Enver'in kare yaka gelinliği düz eteğindeki drape detayıyla hareket kazanmıştı. Ünlü oyuncu bu zarif görünümü doğal bıraktığı saçına taktığı çiçekli bir aksesuarla ve bembeyaz çiçeklerden yapılmış bir buketle tamamladı. Yolu 2022. Demet Özdemir'in benzetmelere konu olan olay gelinliği. Şu seven kalbimi bilsen, baygınım ben sana candan yana yana. Şu seven kalbimi bilsen. Demet Özdemir'in kısa süren evliliğinde akılda kalan detay olay gelinliğiydi. Demet Özdemir'in sosyal medyada halı kaydırmasına bile benzetilen gelinliğini çok beğenen de oldu, eleştiren de. Yolu 2023. Ezgi Mola'nın Mustafa Aksakallı'yla evlenirken giydiği gelinlik çok şıktı. 14 kişinin katıldığı oldukça sade nikahın en gösterişli detayı olan Ezgi Mola'nın gelinliğinin uzun eteği, yaka kesimi ve gösterişli gelin çiçeği çok beğenildi. Yıl 2023. Eda Ece'nin Burhan Tuncer'le evlenirken düğününde giydiği gelinlik göz kamaştırdı. Kötü günlerinizde bir ömür boyu sevgili Burhan Tuncer beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Dantel motiflerin yer aldığı nostaljik görünümlü gelinliğin fiyatının 950 bin lira olduğu iddia edilmişti. Eda Ece, toz pembe çiçeklerle kombinlediği gelinliğiyle çok güzel görünüyordu. Ve 2024 yılının gelinlikleri. Şarkıcı Melek Mosso, Serkan Sadıç'la evlenirken giydiği gelinlikle çok konuşuldu. Gözlerimde kaybolmuşum. Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım, dudağından çok içmişim. Melek Mosso'nun gelinliğini beğenen de oldu, beğenmeyen de ama hanımefendi gelinliği içinde çok mutlu olduğunu dile getirmişti. Alina Boz, Umut Evirgen'le evlenirken tercih ettiği gelinlikle beğeni aldı. Alina Boz'un adeta bir kuğu gibi süzüldüğü bu gelinliğinin Paris'te tasarlandığı iddia edilmişti. Alina Boz'un zevkine göre omuz kısmı yeniden tasarlanan bu gelinliğinin fiyatı ise 5691 euro, yani yaklaşık 180 bin lira. Deniz Çakır'ın Bilgehan Baykal'la evlenirken tercih ettiği gelinlik çok beğenildi. Bilgehan Bey'i ömür boyu mutlu olmak üzere eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet.
Deniz Çakır'ın dokunuşlarıyla, Helenistik tarzı olan gelinlikle eski çağ kadınları gibi görünüyordu güzel oyuncu. Merve Dizdar'ın hayatını Cihan Ayger'le birleştirirken tercih ettiği gelinlik de çok sevildi. Beyaz bir elbiseyi andıran uzun kuyruklu gelinliğin çiçeği ve özellikle de Merve Dizdar'ın saçı çok beğenildi. Tolga Sarıtaş'ın eşi Zeynep Mayruğ'un yaz düğünündeki gelinliği de sosyal medyada gündem olmuştu. Zeynep Mayruk, straplace dantel detaylı uzun gelinlik tercih etti. Mayruk'un gelinliği çok beğenilirken iddialı uzun duva için kullanılan saç aksesuarı da ilgi gördü. Ersin Arıcı ile evlenen başarılı oyuncu Beril Pozam, straplace model uzun ve sade bir gelinlik tercih etti.